Efendim gelelim Seyit Kutup'la alakalı. Efendim bu Seyit Kutup bizim gençlik yıllarımızda daha çok mesela okuduğumuz kitaplar içerisinde Seyit Kutup, kardeşi Muhammed Kutup, öldüğünü duymadım, hala hayattan bilmiyorum. Emine ve Hamide Kutup diye kız kardeşleri de var bunların. Pakistan'da Mevdudi. Bizim gençlik yıllarımızda İmam Hatip okullarında en çok gündemde olan ve kitapları okunan kimselerdi. Ama bunlar nedir, ne değildir, nereden geliyor, nasıl geliyor falan bilmiyorduk. Biz bunlar büyük İslam alimi, çünkü o zaman bir neşriyat vardı. O neşriyat durmadan Pasakoz bunları tercüme edip sunuyordu. Şimdi Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken bir harf devrimi yapılmış. Dolayısıyla harf devrimi yapılması sebebiyle ecdattan kalan kitaplarla bağlantımız kesilmiş. Kalan kitaplar nerededir, elifbası nedir, nasıl başlayacağız onu da bilen yok. Yani bizim oralarda tabir kullanırlar. Başı kesilmiş tavuk misali. Evet. Dolaşıp duruyorsun. Dolayısıyla biz bunları İslam alemi diye aynı şekilde aldık. Hatta babam, Allah Teala sıhhat afiyet versin. Şimdi adamcağız hani dedemden zaten 16 yaşındayken vefat etmiş dedem. Öğrenememiş. Yani görmüş bazı şeyler ama öğrenememiş. Altyapı yok. İşte bir yer altına çekilmişler. Kur'an-ı Kerim öğrenmişler. Arapça öğrenmişler ama o da aynı şekilde temel kitaplar aynı şekilde uzanacak, onları anlayacak durumda değiller. Mesela bunları anlatıyorduk falan. Böyle de öyle dinliyordu. Ya oğlum bu yanlıştır. Böyle bir şey yok. Elinde ölçüsü yok çünkü. Bunların yanlış olduğu, bilmem ne olduğunu söyleyen yok. Ama sonra şey yapınca, tabii ilahiyatı bitirip araştırmaya başlayınca falan derken, biz ilk defa mesela rahmetli Necip Fazıl Kısakürek. Onun aynı şekilde Din Mazlumlar kitabı vardı. Ondan sonra bir de şey vardı, Dinde Reformcular diye bir kitap vardı galiba zannedersem. Orada aynı şekilde bazı şeyleri aleni olarak tabii o bizim merakımıza mucip oldu. Dedim Necip Fazıl Kısakürek kimden bulun? Ha, Üstad Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri. Onunki Seyyid Fihim, onunki aynı şekilde Taha Yakari, onunki Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri. Hocalar daha şeye kadar, Peygamber Efendimiz'e kadar giden bir silsile. Ondan sonra işte tam ilmi hasadeti falan derken biz araştırmaya başladık. Sonra baktık ki yani Seyyid Kutup ve benzerler bunlar sosyalist. Ki aşağı yukarı Suriye'de de, Irak'ta da, evet. Mısır'da da bunlar İslam sosyalizmi diye Türkiye'ye de bir zamanlar sokmaya çalıştılar bunu. O şekilde öyle bir düşünce. Sosyalist düşünceye sahip. Amerika'ya gittikten, Amerika dönüşü bu Müslüman olduğunu söylüyorlar Seyyid Kutup ve şeyleri. Ve daha sonra da aynı şekilde işte Fizilel Kur'an diye bir kitap yazdı. Ve birçok kitap yazdı. Birçok kitap yazdı. O Fizilal Kur'an da Türkiye'ye asrın tefsiri diye şey yapıldı. Asrın tefsiri diye. Sonra tabii ilk şeylerde kimse hani nasılsa millet altyapı olmadığı için salak herkes yutuyordu falan. Sonradan başlandı aynı şekilde. Bir dakika dediler ya. Hani bütün işte bak Ehl-i Sünnet alimleri ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsa Aleyhisselam ölmedi, diri olarak kaldırıldı, bu adam öldü diyor. Şimdi bütün kitapların hepsini, yazdıkların hepsi de orası, birisi yanlış olsa biter. Hatta rahmetli Ahmet Arvasi Bey vardı. Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani çok talebe yetiştirdi. Mesela onun dönemindeki mesela Ülkücü Gençlik Camiası üzerinde falan bayağı şeyi vardı. Milli Talebe Birliği vardı. Onlar üzerinde de aynı şekilde tesir vardı. Ahmet Arvasi Bey'in. Mesela o da o zaman yeni başladıydı bu. Alıyormuşmuş falan. Kendi emsali yakın birisi ziyaretine gidiyor. Şimdi hem evladı Rasin hem evladı Rasin hem de sosyoloji bakımından çok şeyli. Yani o konuya hakim donanımlı birisi. Yani. Donanımlı birisi. Hani dese ki falan öyle şeyde bakıyor. O cilt orada. İndiriyor onu. Açıyor. Demiş efendim şurasını okur musunuz? Ahmet Arvas Bey bakıyor ki İsa Aleyhisselam öldü diyor. Hemen kitabı kapatıyor. Raflardaki ciltleri indiriyor. Bu kitap diyor sadece bunun için yazılmış olsa bile. Allah-u Teala ölmedi diri olarak kaldırdım diyor. Bu adam öldü diyor. Hemen imha ediyor. Ahmet Arvas Bey. Hemen imha ediyor. Ve Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretlerine bunak diyor. Bunamıştı diyor. Şey yapmıştı falan. İşte bu Kıptiler gitti ya. Mısır'dan Kıptiler gitti. Hazreti Osman'ı şehit edenler onlar ya. O Kıptilik damar harekete geçti herhalde bunun. Bir şekilde belli edecek ya. Belli edecek. Mısırlı olduğunu belli edecek. Ve
Cihadı da aynı şekilde mesela devlet diyor zorla gider işte vergisini alır onu sana gasp eder şunu yapar bunu yapar. Tam komünizm anlatıyor yani. Komünizm neyi şey yapıyorsa bu İslam kılıfı altında anlatıyor bunları. İslam kılıfı altında. Ve hedef olarak da önceki ehl-i sünnet alimlerin hepsini kötülüyor. O kitapları okuyunca bende hasıl olan önceki bende meydana getirdiği tesir önceki yaşayan İslam alimleri İslamiyet'i anlamamış ve hepsi kara cahil. Öyle anladım. Sonra baktık ki kara cahil buymuş. Deştikçe bakıyor ki Mason Abdullah'a üstadım diyor. E ama işte Nasır'la birleştirilen hani ihtilal yaptılar falan bu idam edildi. Tat kavgasıymış o da. Ama bize şehit diye aynı şekilde takdim ettiler. Bir alakası yok. Fitne çıkarmış. Dolayısıyla bu konuda Hakikat Kitabı'nın yayınladığı Faydeli Bilgiler kitabının sonlarına doğru Seyit Kutup'la alakalı çok geniş. Onun bütün kitaplarındaki o şeyler de alınmış, onlara cevaplar da verilmiş. Oradan da dinleyicimiz okuyabilir.